Gün arkadaşımın çalıştığı eczaneye herifin biri girmiş. Demiş ki ben bir koli prezervatif istiyorum. Arkadaşlar şok. Demişler amca nereye? Amca demiş ki ben Brezilya'ya gidiyorum bir aylığına. Tabii herkes bir kutuda adama hediye etmişler. Adam Türk'ün gücünü göstermeye gitti. Ben almadım bilmiyorum ama şöyle bir işte atıyorum kız var orada. Tatlı bir prezervatif alabilirim. Aynen ateşi şu an almaya gidiyoruz. Güven isteyecek tabii ki. Evet, ben isteyeceğim. Herkes soruyor. Hangisi olmuş? Kaç paraymış tamam mı? Bana oradan bir tane kapşonla versene. Bilmiyor mu? Hücum yeleği ver. Pardon, bir prezervatif alabilir miyim? Uzun bir süreçte çocuk düşünmüyoruz o yüzden. Değil misiniz? Hanımefendi. Prezervatif. Markete girdik, hepsini inceledik, hepsinden tek tek bir paket aldık. Sonra onları balon gibi şişirdik. Ucuna ev falan bağladık, öyle dolaştık. Tabi bunu Türkiye'de yapmadık. Merakımızdan yurttuk. Mahalle bakkalından alınmaz. Osman abiden prezervatif aldın mı, bütün mahalle bilir ki o gece sende pompa var. Bir de garip bir şekilde, her ne kadar bana saçma da gelse, erkekler sevişmeyle övünür ama prezervatif alırken tribe giriyor. Benzinlikten de alınmaz. Eczaneden al abi. Sonra beni arama kanka, çocuk aldıracağız. Bunun başka bir versiyonu yapacak olursak... Merhaba, şey alacağım da mı? Ertesi gün. Teşekkür ederim. İyi günler. Eczacı erkekse zaten. Merhaba. Ağrı kesici alacaktım da ben. İyi günler. Kesin işe yarıyor değil mi bu? Yani bunun garantisini verebiliyorsunuz değil mi? Yok, burada bile birkaç tane adam var. Gerçi dikkat ettiğim bir tane var. Onun gibi bir şey olursa size evlatlık veririm, baştan söyleyeyim. Ah be canım. O konuda kesinlikle tribe giremiyorum. Zaten elimin altında fazlasıyla ve fazlasıyla olduğu için. İnternetten prezervatif satan bir sitede çalışmanın güzelliği bu olsa gerek. Markette gördüm geçen gün kasada. Adam iki tane kocaman cipsini arasına sıkıştırmış, öyle uzatıyor. Bir de böyle aldığından haberi yokmuş gibi. Poşeti açarken eli ayağına dolaştı. Böyle hızlı hızlı koyuyor. Niye ki? Bir gün bir sözlükte okudum. Sözlük dediğimiz hani kelime olarak değil, internetteki sözlük neyse. Bir arkadaş bir anasını anlatmış da, bu adam eczacı, bundan prezervatif almaya bir adam geliyor. Kardeş hücum yeleği versene diyor. Sene 2004 şoka okey takımı almaya gittik arkadaşlar. Bayan reyoncu var. Dedim okey var mı? Var dedi, siz dedim ne yapacaksın? Ya şufak ya. Oynayacağız dedim. Bir de oynayacaksın. Reyondaki erkek çocuk dedi ki versene kızım dedi. Bir getirdim şapka. Lan dedim bu değil. Her şeyi geçtim. Hadi markete girdin. Hadi kadın olsun bir şekilde alıyorsun. Ama o kadın türban takıyorsa. Haydi. Destur çekiyorsun böyle. O ürünü okutuyorken saniye. Aylar yıllar oluyor. Sana zaten bir bakışı var. Amını siktiğim kafiri. Cehennemde yanacaksın. Yalnız o değil. Şu eczaneden gidip test almak var ya. Bakar mısınız? Ya kuzenim evlilikte. Ona bir test alabilir miyim? Evet, yine evlendi. Çok mutlular. Ama abi gergin bir ortam değil mi ya? Ya ben çok fazla takmıyorum ama takan arkadaşlarım gerçekten var. Yani takmıyorum derken bu olayı takmıyorum yani. Prezervatifi değil. Saçmalıyorum. Ya mesela kasiyer diyor ya, güle güle kullan. Yani ne, ağlarken sevişemiyor muyum? Böyle bir kaide mi var? Bir keresinde yabancı bir grubun konserini organize ediyoruz. Kız arkadaşımla birlikte kulis ekibindeyim. Hangi grup olduğunu söylemeyeceğim. 20 bak king size prezervatif istediler. Biz markette dolduruyoruz prezervatifleri arabı. Geçen teyzeden... Ama biz nasıl eğleniyoruz falan. Hele kasam. Bu konuda o kadar dertliyim ki. Benim lisedeki en yakın arkadaşlarımdan biri bayağı uzun süredir bir çocukla çıkıyor. Ama dünyanın en utangaç kızı. Ve benim daha elime erkek eli değmemiş, öyle söyleyeyim. Gidip eczaneye prezervatif alırdım. Ve o kadar komik olurdu ki. Ne hiçbir şey bilmiyorum yani. Ben şundan... Merhaba, kolay gelsin. Sizde şey var mı? Erkek çalışanınız var mı? Prezervatif abi var mı? Kusura bak. Abi şey alacaktım. Balon. Aspirin abi, aspirin. Abi şey yok mu işte? Prezo. Neyse abi, benim işim çıktı, ben bir gideyim ya. Kanka. Ne kanki? Prezervatif alırken kasiyere ne diyorsun? Prezervatif var mı? Bence yok. Bence hiç ihtiyaç da yok zaten. Kullanmıyorum. Abi burada kılıf versene, kılıf. Koruma kılıf ha. Korum. Yeşil o. Abi bana her zamankinden versene ya bir tane. Onlar abi,
Yok bu sefer ben diğerinden alayım abi. Ha, aynen abi. Tamam abi, teşekkürler. Ben onu haftaya veririm abi, tamam mı? Haftaya bana para yatıyor da ben sana veririm onu haftaya. Hadi görüşürüz. Prezervatif alınırken girilen tripler. Utangaçlık. Ama oğlum mesela ne olur yani hani? Ben alırken özgüven patlaması geçiriyorum. Akşama anla der gibi. Abi ben alırken nanesi varmış bunun, yakanı varmış, alıyordum da giremedim bir tipe işte. Benim Fatih abi vardı. Oğlum bu sana büyük değil mi dedi. Ben bir işte büyük büyük. Büyük abi dedim de ne yaparsın? Alırken tribe girersen kullanırken vallahi ölebilirsin yani. Büyük sıkıntı. Eğitim sürecimde insanları bilinçlendirmek için üreme sağlığı dersinde prezervatif dağıtımı yapıp insanlara bilgi vermiştik. Bence kendi sağlığınızı ve karşınızdaki sağlığınızı seviyorsanız prezervatif kullanın. Birçok hastalığın cinsel yola bulaştığını gayet iyi biliyorsunuz.